Bir de süratlenmeme sorunu var. Benim maksimum gördüğüm sürat 35 kilometreydi. Mondial Wing 50 için şu anda Motostar'dayız Bostancı'da. Varyatör kapağına bakıyoruz. Evet efendim, Mondial Wing. Bu şirin alet, 50cc enjeksiyonlu. Bunu ne için aldık? Karavanımızın arkasına koymak için aldık. Hatta birazdan göreceğiniz aparatı da göstereceğim size. Şimdi Mondial Wing'in enteresan şeyleri var. Her tarafı işte LED'li. Sonra göreceksiniz. Tek marşla çalışabiliyor. Burada Mondial lambası yanıyor. Önce ben taktırdım. Ve biraz evvel anlattığım gibi, biraz sonra size anlatacağım gibi, birazdan göreceksiniz. Baga değişim ve kayış değişimi uygulandı ve motor bir anda tamamıyla değişti. Sağ olsun Yusuf Bey sayesinde. Bu arada işlemi yapan Başak Motostar'a da çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada bilinmeyen bir şey var. Bakın motorumuz 50 km'de. 50 km'den bir süre sonra trip'e geçiyor ve insanlar trip nasıl sıfırlanıyor diye soruyor. Bakın 2.8 km yapmışım. 5 defa farı uzun kısa yaptığımız zaman trip sıfırlıyorsunuz. Şimdi motorun aynı zamanda ufacık bir bagajı da var. Yeter mi? Yeter. Eski kenarımız burada. Benzin depomuz da. Burada zaten ben çadır taktırmayı düşünmüyorum. Karavan arkasında olacağı için zaten. Evet. Şimdi kanatacaklarım bunlar. Işıkta ne kadar gözükecek bilmiyorum ama şimdi kalkışı denemeye çalışacağız. Bakalım nasıl başarılı olacak. Hadi bakalım. Tanıştık. Yusuf Bey sağ olsun bu benim performansla ilgili sıkıntımı çözdü. Şöyle bir sıkıntım vardı benim. Motor neredeyse hiç doğru düzgün kalkmıyordu. Kalkmadığı gibi motor. Aynı zamanda bir de süratlenmeme sorunu var. Benim maksimum gördüğüm sürat 35 km'ydi. Şimdi biraz evvel çekemedim. Elimde tehlike yaratmamışım trafik içinde. Ama ben biraz evvel 57'yi gördüm. Bakayım eğer çok müsait bir ortam bulursam daha belki video eklerim ama 57 gördüğüm emin olun. Bu konuda Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum. Telefon numarasını zaten açıklamalara bırakacağım. Evet, Bostancı Motostar'a geldik şimdi. Kimco Vice aynı zamanda. Aynı zamanda bizim Downtown 350'nin de servisini burada yapıyoruz. Çok da memnunum. Mondial Wing 50 için şu anda Motostar'dayız Bostancı'da. Burada 3 tırnaklı Yusuf Bey'in yolladığı bujiler var. Burada bando yeşil diye geçen kayış var. Ve bagalarımız mevcut. Şimdi birazdan değişim başlayacak. Hep beraber izleyeceğiz. Şimdi varyatör kapağını açıyoruz. Yusuf Bey. Şimdi varyatör kapağına bakıyoruz.
Yeter. Kızım da abi yaptık mı yetsin. Eski bagalarımız bunun içinde. Yeni bagaları takacağız. Abi onlar sana bir şey yok. Şimdi ben açacağım. Burada hızın olur artık. Onlarla. Tamam, bagalar oturdu. Evet, bagalardan sonra gördük. Demin 57'yi gördüm. Rampa çıkıyoruz şu anda. Başarılı. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Arkadaşlar yol bitti, yol. Arkadaşlar 110 kiloyum ve ben Wing'de 57 kilometreyi gördüm. Yani bence iyi başarı ama yazılım yaptıran arkadaşlar çok fazla bir başarı elde edememişler diye görüyorum. Veyahut da yorumlardan gördüğüm kadarıyla o ama baktığımız zaman Yusuf hocamızın yaptığı bagalar oldukça başarılı. Yani ben cidden böyle bir performansı gördüm. Dediğim gibi benim çok fazla performans beklentim de yok aslında. Ben normalde ya teknenin arkasında ya da karavanın arkasında beni bir yerden bir yere götürsün, anlatırsan beni noktasına pazara götürsün diye bir, hani ben bunu ırgat gibi kullanacağım. Hani oradan buraya gideceğim, işte denize gideceğim, işte plaja gideceğim falan filan gibi. Hatta bu motora binerken ağırlık merkezi çok enteresan bir şey. Bakın. Ön koltukta oturduğunuz zaman motor bir şekilde kendini zorluyor ama eğer ki bir şekilde kendinizi ön koltuğun arkasına doğru tutarsanız, yani poponuz birazcık daha böyle, nasıl diyeyim size, 20 santim daha geriye kayarsa motor daha iyi gidiyor. Hatta çok enteresan daha bir şey söyleyeyim. Bir daha enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 110 kiloyum. 85 kilo bir arkadaşımla beraber motora bindik. İnanın bana, tek başıma önde oturduğumdan daha iyi performans gösterdi motor. Yokuşta denemedik, evet, işin açığı ama ne olacak bilmiyorum, yokuşta ne olur ne olmaz. Çok fazla performans beklemiyorum. Zaten beklememize de gerek yok. Yani 50 cc'lik motordan bahsediyoruz. Diyorum ya, yazılım eğer ki bir arkadaş çıkar da bir yazılımı geliştirirse, çünkü bunlar normalde beyinle çalışanlar, hani karbüratörler çok da aslında mantıklı ama ben niye bunu aldığımı da bilmiyorum ama tipini çok sevdim. İşte dijital göstergeler, işte antin kontinleri falan var diye sevdim. Bakalım. Umarım yarın öbür gün 3-5 kişi daha yazılım çıkartır ama Yusuf hocama ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Bagalar, kayış aynen arasız ama bagalar konusunda inanılmaz bir performans sergilemiş. Umarım bir gün böyle
oturur tek başına. Hatta telefonu birisinin eline vererek çeker. Çünkü hep kendisi bir şey yapmaya çalışıyor ve çok güzel yapıyor. Ve çok amatörce yapıyor. Amatör ruhlu yapıyor. O yüzden YouTube hocama çok teşekkür ediyorum. Burada da Mondial Wing kullanıcılarına alın ya. Yani boş verin ya, alın.